Evet arkadaşlarım, John Dewey isimli eğitim uzmanının geliştirmiş olduğu proje temelli öğrenme modeliyle, yani geçen hafta kalmış olduğumuz modelle sürecimizi buyurun başlatalım. Proje temelli öğrenme karşınıza proje tabanlı öğrenme ismiyle de çıkabilir. Proje tabanlı öğrenme ismiyle de çıkabilir. Ve John Dewey diyor ki, proje temelli öğrenme sürecinde öğrenciler ister bireysel, isterse gruplar halinde çalışabilirler. ÖSYM'nin sorularına odaklandığımızda daha çok proje temelli öğrenmenin gruplar halinde olduğu söylenmektedir arkadaşlarım. Ve John Dewey proje temelli öğrenme ya da proje tabanlı öğrenmede öğretmene düşen en önemli görevin derse problem durumu ya da problem senaryosu getirmek olduğunu söylemiştir. Hocalarım, problem durumu ya da problem senaryosu bir öğretmen tarafından derse soru yoluyla getirilebilir. Bunun yanında öğretmen problem senaryosunu derse bir video yolu ya da yöntemiyle getirebilir. Ya da hocalarım, öğretmen problem senaryosu ya da problem durumunu derse bir hikaye ya da bir resim yoluyla da getirebilir. Dolayısıyla en çok lazım olan, unutmuyoruz ki, derse öğretmenin soru getirmesidir. Videolar, hikayeleştirme yolu ve resim yoluyla da hocalarım, problem durumu ya da senaryo gelme olasılığı olduğunu unutmayalım. Peki, burada biraz açılım yapacağız. Nedir o? Bir öğretmen dersine problem durumu ya da problem senaryosu getirirken araması gereken, düşünmesi gereken 6 temel özellik söz konusudur. Bunları şimdi sizlere tek tek açıklıyorum. 1. Öğretmen derse problem senaryosunu getirirken kazanımlarla ilişkili olmasına mutlaka dikkat etmelidir. Birinci madde, kazanımlarla ilişkili olmak. İkinci madde, öğretmen problem senaryosunu derse getirdiğinde öğrencilerin düzeylerine uygun olmasına mutlaka dikkat etmelidir. İkinci madde, öğrenci düzeyine uygun olmak. 3. Öğretmen derse problem senaryosu getirirken herkesin anlayacağı bir dil ismini verdiğimiz açık, net ve anlaşılır bir biçimde senaryoyu soru olarak sormalı, video olarak göstermeli ya da hocam resim yoluyla paylaşmalıdır. Üçüncü madde, açık, net, anlaşılır olmak. Dördüncü madde, öğretmen derse problem senaryosunu getirirken mutlaka ve mutlaka gerçek yaşamdan, günlük yaşamdan getirmelidir. Demek ki dördüncü maddemiz gerçek yaşamla ilişkili olmasıymış. Beşinci madde, öğretmen derse problem senaryosunu getirirken öğrencilerin disiplinler arası bağlantı kurmasını mutlaka sağlatmalıdır. Demek ki 5. madde, dersler arası ilişki ismini verdiğimiz disiplinler arası bağlantılı olması gerekiyormuş. Ve arkadaşlarım, öğretmen derse problem senaryosu getirirken en önemli maddemiz 6. maddedir. Problemin birden fazla çözüm yolunun olmasını ya da olabileceğini mutlaka öğretmenin düşünmesi gerekiyor. Demek ki toplam 6 tane özellik söz konusuymuş. Öğretmenin derse problem durumu getirirken, problem senaryosu getirirken düşünmesi gereken 6 maddeden en önemli maddemiz birden fazla çözüm yolunun olması gerekiyormuş. Peki, bunları ben size araştırma inceleme stratejisi konusunu işlerken ve hocalarım 5. ünitemizde öğretim yöntemleri konusunu işlerken saydığım 6 maddeyi bir kez daha tekrarlayacağım. Bir diğer özellik, proje temelli öğrenmede öğrencilerin bilimsel düşünme becerisi ve bağımsız düşünme becerisi mutlaka kazanmasını istiyoruz. Hocalarım, özellikle birçok kişi bağımsız düşünme derken olayı yanlış anlıyor. Bağımsız düşünmekten kasıt, kendimizi bir odaya kapatalım, kendimizi tek başına bir sınıfa kapatalım, öğretmenin verdiği senaryo üzerine, durum üzerine araştırma yapıp çözüm yolu geliştirelim demek değildir. Bağımsız düşünme demek, bir öğrencinin ya da bir grup öğrencinin, artık öğrenciler nasıl çalışıyorsa, tüm sorunlardan kendisini soyutlayıp, tüm sorunlardan kendisini uzaklaştırıp, öğretmenin vermiş olduğu problem durumu ya da problem senaryosuna bir
bilim insanı gibi yaklaşmak demektir arkadaşlarım. Demek ki problem senaryosunda ya da öğretmenin verdiği problem durumuna bir bilim insanı gibi yaklaşmak demek bağımsız düşünme becerisine karşılık gelmekteymiş. Bir diğer özellik. John Dewey diyor ki, öğretmenim senin işin derse problem durumu getirmek, senin işin derse problem senaryosu getirmek. Geri kalan tüm işlemlerden sorumlu olan kişi ya da kişiler öğrencilerdir. Ortaya yaratıcı ürün koyacak olan kişiler öğrencilerdir. Çeşitli kaynaklarla araştırma yapacak olan kişiler öğrencilerdir. Bu nedenle ben proje temelli öğrenme modelinde çalışan tüm öğrencileri bir uzman olarak kabul ederim diyor kendisi arkadaşlarım. Evet, burada küçük bir yorum yapacağız. John Dewey'in bu anlayışı öğrencilere olan olumlu bakışını bir kez daha ortaya koymuştur. Ya da arkadaşlarım, John Dewey'in bu tavrı öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla aktif katılım göstererek daha fazla çözüm yolu ulaşması adına olumlu bir durumdur, iyimser bir durumdur olduğunu mutlaka söyleyecekmişiz. Sürecin sonunda öğrenciler somut ürünler ortaya koyarlar diyorum ve artı bir ifade ekliyorum. Hocalarım unutmayalım, ÖSYM'nin soru yapılarında proje temelli öğrenmenin paragrafının sonunda ortaya çıkan ürün ya da ürünlerin sınıfa, okula, öğretmene ya da diğer öğrenci arkadaşlara mutlaka ve mutlaka sunumunun yapıldığını bize söyler. Unutmayalım ki sunum kelimesini ÖSYM sorularında görmezseniz bu sefer de yerine paylaşım kavramını göreceksiniz arkadaşlarım. Demek ki proje temelli öğrenme sorularında paragrafın sonuna bile aslında biz baktığımızda sunum ya da paylaşım kavramı sayesinde soruyu çok rahat çözümleme olasılığımız varmış diyoruz. Diğer özelliklerle devam ediyorum. Proje temelli öğrenme sadece sınıf içinde gerçekleşen bir model, sınıf içinde yapılan bir etkinlik değildir arkadaşlarım. John Dewey diyor ki, birden fazla çözüm yoluna erişebilmek için gidin işin uzmanlarıyla görüşme yapın. Gidin birçok kütüphaneden kaynak tarayın. Elde ettiğiniz verileri raporlaştırmak için nasıl çalışma yapmanız gerektiği konusunda kendinizi yönlendirin. Dolayısıyla proje temelli öğrenme hem sınıf içi hem de sınıf dışı öğrenme faaliyetlerini geliştiren bir öğretim modelidir. Öğretmen süreçte rehberdir. Bir kez daha hatırlatıyorum. Öğretmene düşen en önemli sorumluluk derse problem durumu ya da problem senaryosunu getirmesidir. Şimdi size hatırlatıcı bir iki tane cümle söyleyeceğim. Hani öğretmen derse problem durumu ya da problem senaryosu getirirken 6 temel özellik araması gerekiyordu ya. Dikkat edin, içlerinde ne vardı? Disiplinler arası bağlantı kurulması gerekiyordu. Yani dersler arası ilişkiyi öğrenciler mutlaka yapabilmeliydi. Bir diğeri, problem durumunun mutlaka ve mutlaka gerçek yaşamdan, yani günlük yaşamdan gelmesi gerekiyordu. Ve yıldızlık en önemli özelliği size bir kez daha hatırlatıyorum. Derse getirilen problem durumunun ya da senaryosunun birden fazla çözüm yolunun kesinlikle olmasını istiyorduk. Bir diğer özellik. John Dewey diyor ki, proje temelli öğrenme sayesinde öğrenciler bilişsel yapılarını, aktiflikleri sayesinde, derse katılım istekleri sayesinde, araştırma istekleri sayesinde duyusal yapılarını ve bizzat kendilerinin yapmaları gereken araştırmalar, koşuşturmalar, kaynak taramalar, rapor yazmalar, hipotez kurma gibi etkinliklerle tamamen aktif olmaları gerekiyor ki psikomotor becerilerinin de geliştiğini mutlaka söylüyor. Bu da bizim için proje temelli öğrenme, öğrencilerin bütünsel gelişimini destekleyen bir öğretim modelidir ismiyle karşımıza çıkabilirmiş arkadaşlarım. Malum bildiğiniz bir şey var. Çağdaş bir öğretim modeli olduğuna göre hem yapılan sürecin hem de sürecin sonunda ortaya çıkan ürün ya da ürünlerin
birlikte değerlendirildiği bir öğretim modelidir sevgili hocalarım. Şimdi gelin geçen hafta yaptığımız etkinlik olan aktif öğrenme modeliyle proje temelli öğrenme modelinin farkını bir kez daha pekiştirelim. Bir dersin konusu ile ilgili öğrenci ya da öğrenciler kendileri çalışarak ortaya ürün ya da ürünler koyuyorsa ismi aktif öğrenmeydi. Burada şu an öğrendiğimiz bir şey var. Toplumsal problemler, günlük yaşam problemleri, gerçek yaşam problemleri üzerine öğrenciler çalışarak, etkinlik yaparak ortaya somut ve yaratıcı ürün ya da ürünler koyuyorsa, hadi artıyı bir kez daha hatırlayalım. Ortaya çıkan ürün ya da ürünlerin sunumu, bir diğer ismiyle arkadaşlarım, paylaşımı yapılıyorsa, sunum ya da paylaşım nasıl yapılabilirdi? Okula, sınıfa, öğretmene ya da diğer öğrenci arkadaşlarımıza. Yapılan bu etkinlik bizi her zaman için proje temelli öğrenme modeli cevabına götürmesi gerekiyormuş. Peki, hızlıca toparlayacağım. Proje temelli öğrenmede John Dewey'in bu modeli geliştirdiğini, ikinci isminin proje tabanlı öğrenme modeli olduğunu, proje temelli öğrenmede gerçek yaşam problemleriyle öğrencilerin uğraşması gerektiğini, bu nedenle öğretmenin rehber olarak derse sadece problem durumu ya da problem senaryosu getirmesi gerektiğini, öğrencilerin bu süreçte birer uzman olarak kabul edildiğini, hem sınıf içi hem sınıf dışı faaliyetlerin yürütüldüğünü, disiplinler arası bağlantı, gerçek yaşamla ilişki kurmak kaydıyla birden fazla çözüm yoluna ulaşmak ismini verdiğimiz en önemli özelliğin var olduğunu, öğrencilerin çok yönlü gelişim dediğimiz, bütünsel gelişimini desteklediğimiz ve aktif öğrenme modeliyle ayrım yapmak için sunum ya da paylaşım anahtar kavramını soruda görmenin yeterli ve yerinde olduğunu bir kez daha hocalarım sizlere hatırlatmış oldum. Evet arkadaşlarım, teşekkür ederim. O zaman sırada Howard Gardner isimli eğitim uzmanının geliştirmiş olduğu çoklu zeka kuramı var. Öncelikle size bir takvimden bahsedeceğim. Nedir o? Howard Gardner yapmış olduğu araştırmalarla 1979 yılında eğitim literatürüne giriş yapmıştır. Ve kendisi akademik kitaplarda hocam yer aldığında çoklu zeka kuramı başlığı adı altında 7 farklı zeka türü vardır diye ortaya çıkmıştır. Ancak çalışmalarını devam ettiriyor ve hocam bundan yaklaşık 4 yıl sonra, yani 1983 yılında yaptığı çalışmalara en son 8 farklı zeka türü vardır diye giriş yapıyor. Bu sefer de doğacı zekayı kendi sistemine kattığını görüyoruz arkadaşlarım. O zaman ÖSYM karşımıza bilme düzeyinde, yani ezber düzeyinde bir soru çıkartırsa, unutmayalım, çoklu zeka kuramına en son eklenen zeka türü doğacı zeka türüdür diyoruz. Peki Gardner bakalım neyi savunuyormuş? Diyor ki bütün insanlar, yani bireyler, az çok bütün zeka potansiyelleriyle dünyaya gelirler. Eğitimin amacı, özellikle de öğretmenin amacı, öğretmene düşen en önemli görev, sınıfta birbirinden farklı birçok etkinlik ve çalışma yaparak öğrencilerinin bütün zeka alanlarını geliştirmeye çalışmalıdır arkadaşlarım. Birbirinden farklı yöntemlere, tekniklere, stratejilere, etkinliklere, materyallere yer veren öğretmen ya da öğretmenler çoklu zeka kuramı anlayışına göre sınıfındaki öğrencilerinin bütün zeka alanlarını geliştirmektedir diyoruz. Şimdi bu sayfada sizlere geleneksel eğitim anlayışının zekaya bakışıyla Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramında zekaya bakışının küçük bir karşılaştırmasını yaparak sözel ifadelerde bulunmaya çalışacağım. Hocalarım, öncelikle sizlere geleneksel eğitim anlayışında zekaya bakış nasıldı? Bundan bahsedeceğim.
Hemen ardından Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramında zekaya nasıl baktığının farklarını tek tek söylemiş olacağım. Önce sol taraftayız. Gelenekselciler der ki, davranışçılar der ki, zeka tektir. Bir diğer özellik. Zeka tek olduğu için ölçülebilir. Bir diğer özellik. Ölçümler yapıldıktan sonra insanlar sınıflanabilir. Hangi anlamda? Düşük düzey zekalı, orta düzey zekalı, üst düzey zekalı şekliyle bireylerin zeka ölçümleri yapıldıktan sonra sınıflamak için kullanıyorlardı arkadaşlarım. Ve gelenekselciler için son maddemdir. Derler ki zekanın sınırı kalıtımdır. Bu nedenle zeka geliştirilemez. Çünkü zekanın üst sınırı kalıtımdır arkadaşlarım. Demek ki gelenekselciler gerçekten de zekanın kötü bir şey olduğunu, aslında zekanın gelişmeyeceğini, zekanın ölçümler yoluyla insanları sınıflamak amacıyla kullanılabileceğini bize söylemeye çalışmışlar. Ve Howard Gardner eğitim literatürüne girdi. Bakın ne yaptı. Birinci maddem. Zeka tek değildir. Çünkü 8 farklı zeka vardır. Bir diğer özellik. Zeka tek olmadığı için ölçülemez. Dolayısıyla insanlar zekaları bakımından sınıflanamaz. Bir diğer maddem. Birbirinden farklı zeka türü olan 8 farklı zeka farklı farklı etkinlikler yaparak tüm yönleriyle geliştirilebilir. Bu nedenle hocalarım çoklu zeka kuramı gelenekselci eğitim anlayışında zekaya bakışı tamamen çürüten bir anlayıştır. Evet, burayı hızlıca bir daha tekrarlayacağım. Gelenekselcilere göre zeka tektir. Howard Gardner'a göre zeka çok boyutludur. Gelenekselcilere göre zeka geliştirilemez. Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre tüm zeka alanları geliştirilebilir. Gelenekselcilere göre zeka ölçülerek insanlar sınıflanırken Howard Gardner'a göre zeka tek olmadığı için ölçülemez ve insanları sınıflamak için kullanamazmışız arkadaşlarım. İşte Howard Gardner'ın ortaya attığı 8 farklı zeka türünün içeriğidir. Sözel ya da dilsel zeka, mantıksal ya da matematiksel zeka, görsel ya da uzamsal zeka, müziksel ya da ritmik zeka, bedensel ya da kinestetik zeka, içsel ya da öze dönük zeka, sosyal ya da kişiler arası zeka ve doğacı zeka olmak üzere, ki hatırlarsak en son kendisi zaten neyi eklemişti? 1983 yılında doğacı zeka kavramını eklemişti arkadaşlar. Bir şeyi fark ettiysek, ben size ilk 7 tane zeka türünü sayarken ya da veya gibi kavramlar kullandım. Çünkü ÖSYM soru yapıları ve seçenekleri incelendiğinde sözel ve dilseli aynı anda yazmıyor arkadaşlarım. Mantıksal ve matematikseli aynı anda yazmıyor. Görsel uzamsalı aynı anda yazmıyor. Seçeneklerde ya uzamsal göreceksin ya da görsel göreceksin. Seçeneklerde ya mantıksal göreceksin ya da matematiksel göreceksin. Yani sizden ricam şudur aslında. 8 farklı zeka türüne çalışırken özellikle ilk 7 tanesi iki isimlidir veya ya da bağlaçlarıyla mutlaka kendinize bunu tekrarlamanız lazım. Sözel veya dilsel, mantıksal veya matematiksel şeklinde. Şimdi bu sayfada hocam detaylarla başlamak istiyorum. Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre ÖSYM sorularında özellikle ve özellikle odaklanmanızı istediğim yer anahtar kavramlar olarak yazmaya çalıştığım en temel kelimelerdir. Hocalarım, ÖSYM soru yapılarında ister soru paragraf olarak gelsin, isterse soru öncüllü gelsin, isterse soru seçenekler içerisinden hangi zeka türüne aittir diye gelsin fark etmez. Anahtar kelimelerden, anahtar kavramlardan
bir ya da birkaç tane size mutlaka verilmek zorundadır. Ne demek istiyorum? Birkaç tane soru yapısıyla hemen bu sayfayı pekiştirelim. Mesela ÖSYM şöyle bir şey sormak istese. Bir Türkçe öğretmeni dersinin sonunda kalan vaktinde öğrencilerinin telaffuz becerisini gözlemlemek ve geliştirmek için okuma saati düzenlemiş. Öğrencilerin bu saat çerçevesinde birer tane hikaye kitabı ellerine almalarını ve birer tane cümleyi sesli okumalarını sağlamıştır. Bu sayede öğrencilerinin telaffuz becerisini geliştirmeye çalışan öğretmen onların hangi zeka alanına yönelik etkinlik yapmıştır şeklinde soru görürsen seçeneklerde sözel ya da dilsel cevabını işaretlemen gerekiyor demektir. Evet, dikkat edersek telaffuz ismini kullandım, kitap okuma saati ismini kullandım ve öğrencilere kitaptan birer tane cümle hocalarım okunduğunu söyledim. Peki bir diğer örnek. Mesela bir alttaki basamağa bakın. Bir sosyal bilimler öğretmeni öğrencilerinin toplumsal problemleri duyarlı olması konusunda onlara bir problem durumu verir. Bu sayede onların çeşitli hipotezler geliştirerek problem çözme becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapar. Sorunun kökü. Öğretmenin yaptığı bu çalışmalar hangi zeka alanını geliştirmeye yöneliktir diye bir soru görürsen seçeneklerde ya mantıksal yazacak ya da matematiksel yazacak. Bir diğeri. Mesela Afrika'da yapılan bir araştırmaya göre gün ışığında evinden çıkan bireyler gece karanlığında asfalt olmasa da yol çizgileri olmasa da yolda ışıklandırmalar olmasa da kusursuz bir biçimde evlerine dönebilmektedir. Bu kişilerin zihinlerinde yarattığı biçimlendirme ve yön bulma konusundaki ustalıkları hangi zeka alanı üzerinde araştırma yapıldığını gösterir. Mesela bu soruda zihinlerinde var olan biçimlemelerden bahsettim. Bu kişilerin yön bulma konusunda hocam usta olduklarından bahsettim. Bu tarz sorular karşınıza seçeneklerde ya görsel ya da uzamsal ismiyle çıkacağını unutmamak gerekiyormuş arkadaşlar. Peki, hemen dönüt almak istiyorum sevgili hocalarım. Çoklu zeka kuramında anahtar kavramlara odaklanmamız gerektiği konusunda problemimiz var mıdır? Dolayısıyla ülkemizde biz bu zeka türünü konuşmuyoruz. Türkiye'de hiçbir akademik kitabın içerisine yerleştirilmemiştir. Okey. Peki, hadi son bir tane soru yapalım. Onu da bir sonraki sayfadan çözelim arkadaşlarım. Bu sayede bu sistemi bir kez daha kavramış olalım. Mesela karşımıza şöyle bir soru gelirse. Bir öğretmen sınıfta yapmış olduğu etkinliklerin dışında tüm öğrencilerine kendi ders çalışma planlarını hazırlamalarını, planlarını uygulamaya dökmelerini ve en son kendi kendilerini değerlendirme becerilerini geliştirmeye amaçlayan etkinlikler düzenlemiştir. Öğretmen yapmış olduğu bu etkinlikler sayesinde hem kendi öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini ayırt etmelerini hem de öz düzenleme, öz denetim gibi becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Sorunun kökü, öğretmenin yaptığı bu çalışma öğrencilerinin hangi zeka alanını geliştirmeye yöneliktir diye soru çıkabilir karşınıza. Bu sefer seçeneklerde kimi göreceğiz? Ya öze dönük ismini göreceğiz ya da içsel ismini göreceğiz arkadaşlar. Evet, Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramı ile ilgili bilmemiz gereken tüm detay ve özelliklerdi. Hocalarım, sıradaki etkinliğe geçiş yapıyorum. Bunun ismi basamaklı öğretim modelidir. Öncelikle duymanızı istediğim en temel şeydir. 2013 yılında göreve gelen yeni ÖSYM komisyonu Nanni'nin basamaklı öğretim modelinden soru sormayı çok sevdi. Dolayısıyla biz bu sene olsun, bundan sonraki seneler olsun, ister arka arkaya, ister birer yıl arayla mutlaka sorusunun çıkmasını bekliyoruz. Şimdi Nanni'nin basamaklı öğretim modelini tanımaya çalışalım. Hocalarım, basamaklı öğretim modelini kuran Nanni, birinci özellik,
Bloom taksonomisinden etkilenerek kurmuştur. Hızlıca bir hatırlatma. Lütfen şeklime odaklanın. Bloom'un taksonomisi toplam 6 basamaktır. Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Ve Nanny basamaklı öğretim modelinde öğrencilerin sergilemesi gereken, öğrencilerin yerine getirmesi gereken toplam 3 tane basamak düzenlemiş. Yalnız dikkat edin, öğrenciler dedim. Daha öğretmeni katmadım. Öğrencilerin sergilemesi ve yerine getirmesi gereken 3 tane basamak belirlemiş. Bloom taksonomisine ait olan etkinlikleri ve düzeyleri C, B, A sırasıyla basamaklarına yerleştirmiştir. Evet, bu cümleyi kurduktan sonra öğrenmemiz gereken en temel detaydır. Nedir o? Basamaklı öğretim modeli yukarıdan aşağı doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru etkinlikleri hocam oluşturmaktadır. Önce C basamağı, sonra B basamağı, sonra A basamağı. Öğrencilerin yerine getirmesi gereken sorumlulukları kapsıyor. Bunun yanında basamaklı öğretim modelinde Nanny her bir basamak için görev ismini kullanmıştır. Her bir basamak için görev ismi. Nedir bu? C basamağı görev belirleme basamağıdır diyor. C basamağı görev belirleme basamağıdır diyor. B basamağı görev uygulama basamağıdır diyor. A basamağı görev değerlendirme basamağıdır ismini kullanıyor arkadaşlarım. Demek ki basamaklı öğretim modeli iki temel ilke üzerine kurulmuş. 1. Bloom taksonomisi. 2. Her bir basamakta yerine getirilmesi gereken görev dediğimiz kavramlar. Şimdi hocalarım bunları gördükten sonra C, B, A sırasıyla öğrencinin etkinlik yapacağını öğrendikten sonra özellikle A basamağına eklemek istediğim birkaç tane madde var. Mesela Nanny diyor ki öğrenci A basamağında etkinlik yaparken aynı zamanda eleştirel düşünmesini, aynı zamanda yaratıcı düşünmesini mutlaka geliştirip kullanmalıdır diyor. Demek ki A basamağında eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme etkinlikleri mutlaka yapılmalıymış. Bir diğer özellik. Nanny diyor ki öğrenci A basamağında bütün görev ve etkinlikleri kendisi yerine getireceği için A basamağında mutlaka ve mutlaka bir öz değerlendirme yapmalıdır. Yani kendisi için bir öz eleştiri yapmalıdır diyor. Hocalarım A basamağı basamaklı öğretim modelinde öğrencinin yerine getirmesi gereken en üst düzey görevdir diyoruz. Şimdi bu sistem üzerine öncelikle numaraları getiriyorum. Lütfen dikkat. C basamağı ikinci basamaktır. Öğrenci sorumludur. B basamağı üçüncü basamaktır. Öğrenci sorumludur. A basamağı dördüncü basamaktır. Öğrenci sorumludur. Ve hocam bu sistemde gözükmeyen bir de birinci, en aşağı yazdım ve en tepede beşinci basamaklar vardır. Unutmayalım, birinci basamaktan ve beşinci basamaktan sorumlu olan kişi öğretmenin bizzat ta kendisidir. Demek ki C, B, A dediğimiz 3 basamaktan öğrenci, birinci ve hocam 5. basamaktan sorumlu olan öğretmenmiş. Peki birinci basamakta öğretmen ne yapar? Lütfen dikkat. Öğrencilerinin o gün ulaşmasını istediği kazanımları belirler. Eski ismiyle söyleyeceğim. Öğrencilerinin o gün ulaşmasını istediği hedef ve davranışları düzenler. Ve der ki çocuklarım sizler için düzenlemiş olduğum hedef davranışları ya da kazanımların içinden seçim yapabilirsiniz. Evet, bu arada en son kurduğum cümle yıldızlık cümleydi. Nedir o? Basamaklı öğretim modelinin birinci basamağından öğretmen sorumludur. Kazanımları öğretmen belirler.
içinden seçim yapması için öğrencilere söyler. Unutmayın, kazanımlar içinden seçim yaptıran başka bir model yoktur arkadaşlarım. Burası en büyük kopyaların başındaydı. Kazanımlar içinden seçim yaptıran başka bir öğretim modeli yoktur. Peki 5. basamağı hemen söylemek istiyorum. Hocalarım, basamaklı öğretim modelinin 5. basamağı ise yine öğretmen sorumludur ve öğretmen en son sürecin genel değerlendirmesini yaparak o günkü dersi sonlandırır. O günkü dersi sonlandırır. Ya da hocam, öğretmenin bir sonraki dersi de varsa yeni etkinlik ve görevlere öğrencilerin geçmesini sağlatır diyoruz. Demek ki 4. basamakta öğrenci öz değerlendirme yaparmış. 5. basamaktaysa arkadaşlarım sıra öğretmendeymiş ve öğretmen sürecin en genel değerlendirmesini yaparak öğrencilerin bir sonraki etkinlik ya da göreve geçmesini sağlarmış diyor. Şimdi konuştuğum her şeyi pekiştirmek, konuştuğum her şeyi tekrarlamak için diğer sayfaları hızlıca konuşalım. Basamaklı öğretim sayfasını sonlandıralım arkadaşlar. 1. basamak. Kim sorumluydu? Öğretmen. Öğretmen tarafından öğrencilere o derste veya ünitede kazanacakları hedef davranışlar sunulur. Hemen çağdaşını da hatırlayalım. Öğretmen hedef davranışları kendi sunuyor. Yani öğretmen kazanımları kendisi belirliyor. Ve diyor ki bunların içinden istediğinizi seçebilirsiniz. O yüzden bir kez daha hatırlatıyorum. Kazanımlar içinden seçim yaptıran tek model basamaklı öğretim modelidir. 2. basamak, yani C basamağı. Öğrenci görev belirleme dediğimiz C basamağında bilme ve kavrama düzeyinde etkinlikler yapar arkadaşlarım. Öğrencilerin bilgiyi edinmesi bilmedir. Bilgiyi anlaması kavramadır sevgili hocalarım. Bu nedenle 2. basamak C basamağıdır. Öğrenci sorumludur. Bilme ve kavrama düzeyinde etkinlik yapılır. 3. basamak. Öğrenci sorumludur. Bloom taksonomisinin uygulama basamağıdır. Nanli'nin basamaklı öğretim modeline göre görev uygulama basamağıdır. Yani öğrenci bilme ve kavrama düzeyinde edindiği beceri ve hocam kavramları B basamağında yerine getiren kişidir. 4. basamak, yani A basamağı, ismi görev değerlendirme basamağıdır. Bloom taksonomisine göre analiz, sentez ve değerlendirme ismini verdiğimiz öğrenci üst düzey davranışları yerine getirir. Bunlar yapılırken öğrenci yaratıcı düşünmesini, eleştirel düşünmesini mutlaka ve mutlaka geliştirir ve tüm etkinlikleri kendisi yaptığı için yine A basamağı olan 4. basamakta mutlaka öz değerlendirme ve öz eleştiri çalışmasının yapılması gerekir. Ve son basamak, 5. basamak, öğrencinin ortaya koyduğu ürün ya da ürünler ya da yaptığı çalışmalar öğretmen tarafından genel bir değerlendirmeye tabi tutulur arkadaşlar. Hızlı bir tekrar, basamaklı öğretim modelinin 5 basamağı vardır. 1. ve 5. basamaktan öğretmen sorumludur. 2, 3 ve 4'ten, yani C, B, A sırasıyla görevleri yapan ve yerine getiren öğrencilerin bizzat kendisidir.